Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Sual verilir. Allah'ın Resulü'nden böyle bir hadis gelir mi ki o buyurmuştur ki bir zaman gelecek Kur'an okuyanlar çok olacak ama Kur'an'ı anlayanlar az. Sualın cevabına geldik de. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de amma ba'd. Demeli böyle bir metinde buna benzer bir hadis vardır. Hadis daiftir ama nasihat babından hadisi demek olar ki ekser şeyhler hadisi kaydetmiştirler. Nasihat babından, çok terbiye babından, çok önemli hadislerdendir. Hadisin ilk önce metnini okuyak. Hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet olunmuştur. Hadisin metni beledir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Seyati ala ümmeti zamanun yekthuru fihi el-kurra ve yakillu el-fukaha ve yukbadu el-ilmu ve yakthirul harç thumma ya'ti ba'de zalika zamanun yakra'ul Kur'an ricalun min ummeti la yucavizu terakiyahum thumma ya'ti min ba'de zalika zamanun yucadilul müşriku billahi billahi mu'mina fi misli ma yakul. Böyle bu hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan rivayet olunmuştur. Hadisi Elbani Daif el-Cami'de kaydetmiştir. Hadise okşar hadis çoktur. Bu hadisin sıra sayı 3295'tir. Hülasa hadis daiftir. Ama hadis nasihat babından qeyd olunacak, okunacak hadislerden değil. Bu hadisleri demek olar ki böyle şeyhler qeyd etmiştirler. Bunu öz hutbelerinde, öz derslerinde nasihat kimi değerler. Çünkü burada hadisin isnadında ravilerinde problem vardır. Hadisin metni uygundur, doğrudur. Metin doğrudur. Yani sözlerde kabahat yoktur. Ravilerde içinde olan rivayet eyleyenlerin birinde problem vardır ve ona göre daif olmuştur. Yani bir sözle dinlenilecek hadistir. Hadisin manası böyledir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Ümmetimin üzerine bir zaman gelecek ki hemen vakti Kur'an okuyanlar çok olacak. Ama Kur'an'ı anlayanlar ise az. Sanki bugünden söhbet gelir. Okuyan çok, anlayan az. Ve sonra deyir, elim kaldırılacak. Yani elim olmayacak. Meydan cahillerde olacak. Herzmerzlik çoğalacak. Bundan sonra böyle bir zaman gelecek ki ümmetimden insanlar Kur'an'ı okuyacaklar. Ama Kur'an onların hulgumundan aşağı gitmeyecek. Yani boş boşuna okumak. Boş boşuna. Okuyor, pul kazanır, okuyor, Kur'an'dan faydalanır ama Kur'an'ı yaşamır. Okuduğunu yaşamır. Ve bundan sonra bir zaman gelecek ki müşrikler Allah barisinde müminler ile mübahise edecekler. Sübhanallah. Sanki neyi okuduksa bugün o yaşanır.
Değerli Müslümanlar, ibret için hakikaten de dinlenmesi bir hadistir. Hakikaten de bugün Kur'an okuyanlar çoktur. Çoktur Kur'an okuyanlar. Elhamdülillah bu yakşı tarafıdır. Ama onu anlamırlar. Bu pis tarafıdır. Anlamamak doğru değil. Kur'an'ı anlamak lazımdır. Kur'an biz anlayak diye bize indirildi. Kur'an indirilmedi ki onun ne güzel okuyur diye istirahat etmek maksadıyla Kur'an'ı dinleyesen veyahut da ki yol giderken Kur'an'ı koyarsan ki yolunu kısaltsın. Kur'an gönderildi senin bedeninin tüylerini ürpertsin. Kur'an gönderildi sana dünya sevgisini, dünyanın işretini gözünden salsın, seni ahirete bağlasın. Kur'an sana gönderilmedi ki, Kur'an'ı yaxşı okuyup da Kur'an'a göre pul kazanasan, ev, eşik, saraylar tikesen ve onun içinde günah edesen. Kur'an onun için gönderilmedi ki, Kur'an'dan istifade edesen. Kur'an gönderildi ki, onu okuyup gözyaşı tökesen. Onu okuyup senin ne gözleyir onu anlayasan. Hakikaten de anlayanlar çok azdır. Ve elim kaldırılacak. Elim kaldırılacak bu demek değildir ki fizikanı, riyaziyatı, kimyanı bilmeyecekler. İnsanlar bugün bütün elime yönelirler. Hatta ülkelerde üniversiteler çoğalıp yaxşı alamettir. Ama bu çoğalma Allah'ın dininin eliminin azalmasına doğru gelir. Yani insanlar evlatlarını bu elime meyillendirirler. Dine geldikçe ise onlar düşünürler ki uşak zamanını bununla niye kesirsin ki? Yani sanki evladım namaz kılır, oruç tutur, elhamdülillah bu bastır kimi. Daha bunun için gidip okumağa değmez. Yani bu ne edir bahsidir. Ama dünya için ise kifayetlenmirler. Kifayetlenmir ki evladım bir yerden gününde 10-15 manat kazanıp bir seher yaşayar. Koy dini öğrensin. Ebedi dünyada zengin olsun. Bak bu bizim uduzmağımızdır. Biz uduzduk değerli insanlar. Hakikaten de biz uduzduk. Evlatlarımızı dünyaları yaxşı olsun diye 20 il okuttururuk, 11 il orta məktəb, universitet, 1-2-3 ilde oradan əlavə, deməli biz 20 il övladlarımızı okuttururuk ki, onlar ayda 300-400 manat pul kazansınlar. Ama demek olar ki, əksər okuyanlarımız ahiretlerini elden verdiler. Bəli, bak bu, valideynlerin ve evlatların uduzan tarafıdır. Elim yok olmasın. Elimi kaldırmak lazımdır. Allah'ın elimini kaldırmak lazımdır. Bunun için evlatları buna hazırlamak lazımdır. Ve hərc-mərclik çoxalacak deyir. Hərc-mərclik yani insanların birbirini ölümünün səbəbini bilmeden. Yani insanlar bilmir niye öldürüləcəklər. Buna hərc-mərclik deyirlər. Yani insan ölür, ama ölen bilmir ki məni niye öldürdüler. Bilmir. Yani silahlanma o kadar çoxalıb, təkəbbür o kadar çoxalıb, öz başınalıq birinin-birindən sadə bir şeyə görə xoşu gəlmədi öldürür. Və müharibələrin çoxalmasıdır. Müharibələr çoxalıb, xalqlar qırılır. Xalq niyə qırılır? Tam olaraq bilmirlər. Tam olaraq bilmirlər, bizi niyə öldürürlər? Sən demə onu öldürürlər ki, bunun yaşadığı torpaqda neft var. Bu xalq nə qədər bunu bilmir? Bunları vurub buradan çıxardaq, sonra onun torpağından nefti özümüz çıxardarıq. Bax, üstündəki xalq öldürülür. Amma o insan bilmir məni niyə öldürürlər. Bəlkə də desə özü gedər o yerdən. Bəlkə də başa salınsa, özü gedər o yerdən ki, eybi yox, daha gücüm yoxdur, gedim başqa bir yerdə həyat qurum yaşayayım. Amma insanlar öldürülürlər. Bəli, dünya için. Və öldürənin özü də onu yeyə bilmir.
Ama öldürür, günahı özüne yüklenir. Bak bu herz mersliktir. Ve sonra, bundan sonra bir zaman gelecek ki, ümmetim Kur'an'ı okuyacak, Kur'an boğazından, gırtlağından aşağı kesmeyecek. Yani yaşamayacak. Kur'an'ı ağzı okuyor, dinleyenler de zövk alırlar ondan, ama gırtlağdan kesmir. Yani kalbine oturmayıp Kur'an. Yani Kur'an onun bedenini ürpetmir. Yani Kur'an onun gözünden yaş getirmir. O sadece olarak müğenni kimi okuyor. Qəşəng səsi var, gözəl səsi var. Hə, okuyor, dinləyicilərə də zövq verir. Amma heç bir təsiri yoxdur. Qur'anı büçdü, pulunu aldı. Evinə gedəndə keyfi ilə gedir. Heç oxuduğu ona təsir etməmişdir. Allah Ali ibn Abu Talib'dən razı olsun. Nə gözəl demişdir. Rubba təli Qur'anı vəl Qur'anı yəl'anhu. Mən neçə-neçə Qur'an oxuyanlar gördüm ki, Qur'an onlara lənət oxuyurdu. Bəli, çünki anlamadı nə oxuduğunu. Oxuduğunun əksini yaşayır. Və sonra, sonunda Allahın Resulü buyurur ki, bir zaman gələcək ki, və bundan sonra deyir, də artıq bu elm yox, Qur'an oxunur dünya üçün, var dövlət qazanmaq üçün, və Allahın Resulü deyir, bundan sonra bir dövr gələcək ki, müşriklər, möminlər ilə Allah barəsində mübahisə edəcək. Subhanallah, bugün. Rafizi, tövhid əhli ilə mübahisə edir. Biz deyir, bu mənada yalvarmırıq, siz şirk nədir bilmirsiniz, biz Hüseynin məzarına gedirik, çünki o Hüseyn elədir, belədir, başlayır cəfəngiyyat danışmağa. Baxın, müşrik, tövhid əhli, Qur'an əhli, hədis əhli olan birisi ilə elə canfaşanlıq edir ki, elə mübahisə edir ki, dinləyici də kənardan baxanda tam olaraq dərk edə bilmir. Görəsən bunların hansı doğrudur, Subhanallah. Onlardan biri deyir, Allahdan qeyrisinə dua etmək olmaz. Yəni, müsülman bunu deyir. Amma müşrik deyir, siz bunu anlamırsınız, siz bilmirsiniz o ölən kimdir, o Allahın yanında hansı hörmət sahibidir, helə belə cəfəngiyyat danışır, o adam kim olur olsun, kim? İstəyir nəbi olsun, istəyir əhl-i beyt olsun, kim olur olsun, Allahdan qeyrisidirsə, bizim üçün onu deyirik, onun heç bir haqqı yoxdur. Heç gücü də çatmaz. Heç biz ona yalvarmarıq da. Çünki biz onu dua barəsində tanımırıq. Bizim dua barəsində tanıdığımız ilahımız birdir. Aləmlərin Rabbi Allah. O şəxsiyyətə gəldikdə isə, şəxsiyyət olaraq sevdiyimiz, hörmət etdiyimiz şəxsdir. Əsla ona yalvarmarıq. Bəlkə yanımızda da olsaydı yalvarmardıq. Ona görə ki, şərəf, şəxsiyyət olaraq ondan əskik adamlar deyilik. Şərəfimiz heç kəsin şərəfindən əskik deyil. O adam nəbi olsun və yaxud da ki, onun əhl-i beyti olsun, insanın, kişinin şərəfi özü üçün şərəfdir. Gedib kiminsə qarşısında yalvarıb, onun qarşısında sürünməz. Elə şey mi olar? Kişi öz şərəfini digərinin yanında imamdır deyə şərəfini alçaldar mı? Onun qarşısında heyvan kimi hürər mi? Və yaxud da ki, mən sənin itinəm deyər mi? Kim olur olsun? Onun şərəfi bizim şərəfimizdən artıq deyil bizim üçün. Onun şəxsiyyəti insandır. İmanı gözəldir. Şərəfimiz elə eynidir. Onun şərəfi, yəni o müşrikin şərəfi ola bilər. Elə it şərəfi kimi ucuzdur. Çünki ona görə hürür. Amma tövhid əhli əsla bunu düşünməz, xəyalının ucundan belə keçirtməz ki, mən gedib onun qarşısında diz sökməliyəm, onun qarşısında hürməliyəm, nədir o məndən razı qalsın, Subhanallah. Heç Allahın qabağında bunu etmək olmaz. Heç Allah subhanahu taala bunu bizdən tələb etməyib ki, mənim üçün hürün və yaxud da ki, başqa digər heyvanların hərəkətlərini edin.
Allah'ın alemlerin Rabbi Allah bunu bizden talep etmeyip. Sen nece olur? Ölen, zayıf, hastalanan, insanlardan yardım isteyen birinin karşısında bunu edersen. Ama sen gel bak dünyaya, onlar müminler ile mübahse edirlər. Özlerinin haklı olduğunu sübut etmek için. Sen kime sübut edirsen ki? Kime sübut edirsen ki? Bu ibadettir, Allah için olur. Allah'ın da sübuta ihtiyacı yoktur. Ona her şey aydındır. Çünkü o el-alimdir. Bəli, değerli Müslümanlar, bütün bunların başlangıcı Kur'an'ı okuyup anlamamağın neticesidir ki, müşrik de mübahisə edə bilir. Gör dünyanın harasıdır, müşrik Allah barəsində mübahisə edir. Bəli, değerli Müslümanlar, bu çok ibretli bir hadistir. Okuyup, dinleyip, təsirlenmek lazımdır, ibret çıxartmak lazımdır. Ama yine de neticede hadis, daif hadisler silsilesindendir. Ve ilmu indallahi ta'ala ve ahiru da'vana enil hamdu lillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.